R sıfır küçük eşittir teta o da küçük eşittir 2 pi aralığı için R teta eşittir 3 teta çarpı sinüs teta şeklinde tanımlı bir fonksiyon olsun. R'nin kutupsal koordinatlardaki grafiği yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi iki halka oluşturmaktadır. Neden iki halka oluşturuyor acaba bunu bir düşünelim. Teta sıfırken R de sıfır oluyor. Teta büyüdükçe bu halka oluşmaya başlıyor değil mi? Ta ki teta pi'ye eşit olana kadar. Yani teta eşit 0'dan başlayıp, eşittir sıfırdan başlayıp teta eşittir pi'ye ulaştığımızda bu ilk halkayı oluşturmuş oluyoruz. İkinci halkada ise r'ler daha da büyüyor. Yani pi'den 2 pi'ye doğru ilerledikçe r gittikçe daha büyük değerler alıyor. Peki neden böyle aşağıda oluşmuyor bu halka? Pi ile 2 pi arasında bu sinüslü terim negatif değerler alıyor. Dolayısıyla bu bölgede r tersine dönüyor ve üst tarafta oluşuyor. Ve r'nin büyüklüğü gittikçe artıyor. Çünkü bu burada bir 3 teta var. Bu sayede pi'den 2 pi'ye gittiğimiz zaman büyük halkayı oluşturmuş oluyoruz. Gayet güzel ve gayet kolay değil mi? P noktası R'nin grafiğinin ve Y ekseninin üstünde yer almaktadır. P noktasında X koordinatının teta'ya göre değişme hızını bulunuz demiş. Şimdi biraz düşünelim. Bize X'i teta'nın bir fonksiyonu olarak vermemişler. Bunu verilenlerden bizim bulmamız gerekiyor. Kutupsal koordinatlar konusunda kısa bir hatırlatma yapmam gerekir bu bizim teta açımız olsun teta'ya bağlı bu r'nin bitimi eğri üzerinde yer alır peki bunu x ve y şekline nasıl dönüştüreceğiz mesela burada bir dik üçgen oluşturabiliriz temel trigonometri bilgimizden hareketle diyebiliriz ki bu taban uzunluğunun hipotenüsle yazayım bu bizim x koordinatımız olacak x koordinatımız hipotenüsle yani r ile kosinüs teta'nın çarpımına eşit olacak. Eğer r ve teta'nın bir fonksiyonu olarak y koordinatını isteseydik, o da r sinüs teta'ya eşit olacaktı. Ama soruda bizden y istenmemiş, sadece x koordinatını çalışacağız. Evet, bunu biliyoruz ama bu ifadeyi sadece teta cinsinden istiyoruz. Nasıl yaparız? Bu r ifadesini alırız çünkü r de teta'ya bağlı bir fonksiyon ve burada yerine yazarız. Yani şu şekilde yazabiliriz: x teta eşittir r, yani 3t teta sin teta çarpı kosinüs teta. Evet çarpı kosinüs teta. Şimdi P noktasında x koordinatının teta'ya göre değişme hızını bulacağız. O halde x'in teta'ya göre türevini almayı deneyelim. x üssü teta eşittir. Bakın burada 3 ifadenin çarpımı var. İlk ifademiz bu. 3 teta. İkincisi sinüs teta, üçüncüsü de kosinüs teta. O halde türevi hesaplamak için çarpım kuralını kullanabiliriz. Çarpım kuralını 3 ifade üstünde uygulamak 2 ifade üstünde uygulamaktan çok da farklı değil. İlk terim olarak ilk ifadenin türevini yazıyoruz. Yani 3 çarpı diğer 2 ifade. Yani 3 çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta artı sonra ikinci ifadenin türevi çarpı diğer iki ifadeyi yazıyoruz. 3 teta çarpı sinüs teta'nın türevi kosinüs tetadır. Çarpı bir tane daha kosinüs teta var burada o halde kosinüs kare teta yazıyoruz. Ve son olarak son terimimiz kosinüs teta'nın türevi çarpı bu iki ifade olacak. Kosinüs teta'nın türevi eksi sinüs tetadır. Eksi sinüs teta'yı 3 teta sinüs teta Ile çarparsak, burası eksi 3 teta, sinüs kare teta olur. Şimdi bu ifadenin p noktasındaki değerini bulmaya çalışacağız. p noktasında, Teta kaç? P noktasıyla ilk turda karşılaşıyoruz. Demek ki P noktasında teta pi bölü 2'ye eşitmiş öyle değil mi? Pi bölü 2. Yani bizim asıl bulmak istediğimiz şey x üssü pi bölü 2'nin değeriymiş. Bu da eşittir. 3 çarpı sinüs pi bölü 2 yani 1 çarpı kosinüs pi bölü 2 yani 0. Yani bu terim komple gitti. Artı 3 çarpı pi bölü 2 yani 3 pi bölü 2 çarpı kosinüs kare pi bölü 2. Yani kosinüs pi bölü 2'nin karesi yani 0. Şu ana kadar 0'a 0 sıfır elde var 0. Hadi bakalım. Eksi 3 çarpı pi bölü 2 çarpı sinüs kare pi bölü 2. Sinüs pi bölü 2 neydi? 1 değil mi? Karesi yine 1'dir. Yani tüm bu ifade eksi 3 pi bölü 2'ye eşit oldu. Şimdi sağlama yapmak daima iyidir. X'in teta'ya göre değişim hızının eksi 3 pi bölü 2 olması mantıklı geliyor mu? Bir düşünelim. Teta 1 Azıcık arttığında x kesinlikle azalacak. Yani buradaki eksi işareti mantıklı. Tam burada x'in teta'ya göre değişim hızı eksi 3 pi bölü 2 teta arttıkça x kesinlikle azalıyor. En azından kulağa mantıklı geliyor.